Şimdi, evinizdeki robot yalnız değil derken ne kastediyoruz? Bu başlık biraz gizemli gelebilir, farkındayım. Aslında ev robotlarının geleceği hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şeyi bir kenara bırakın diyorum. Çünkü bu işin içinde kimsenin pek konuşmadığı oldukça şaşırtıcı bir detay var. Hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Jetgiller'i izleyenler hemen hatırlayacaktır. Hani o sevimli evi çekip çeviren robot Rosie vardı ya. İşte o, birçoğumuz için o fütüristik hayalin, yani bir gün robotlar işlerimizi yapacak düşüncesinin en tatlı sembolüydü. Ve inanın o hayal artık sadece bir çizgi filmde kalmadı. Yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Peki nasıl gerçeğe dönüşüyor? İşte o çizgi filmi izleyip hayallere dalan nesil var ya, o nesil büyüdü. Ve o hayali gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Ve işte bu çabaların en somut örneklerinden biriyle tanıştırayım sizi. Neo. 2026'da evlerimize girmesi hedeflenen tam anlamıyla insansı bir yardımcı. Yani bu artık bir konsept falan değil, ön siparişe açılmış, doğrudan son kullanıcıya hedefleyen bir ürün. Tabii ki akla ilk gelen soru, fiyatı ne kadar? Bu geleceğe erişmenin bir bedeli var elbette. İki seçenek sunuluyor. İsterseniz 20 bin dolar verip tamamen satın alabiliyorsunuz ya da aylık 500 dolarlık bir abonelik modeliyle kiralayabiliyorsunuz. Peki tamam, insansı robotlar yeni bir şey değil. Hatta Tesla'nın Optimus'u gibi çok popüler örnekler var. Neo'yu bu rekabette farklı kılan ne olabilir? İşte burada işin rengi biraz değişiyor çünkü cevap tasarım felsefesinde yatıyor. Neo, biyomimetik denilen bir yaklaşımla tasarlanmış. Yani doğayı, bu durumda insan vücudunu taklit ediyor. Düşünün, tipik bir robotun sert, mekanik hareketleri yerine Neo, insan kaslarındaki tendonları andıran bir sistem kullanıyor. Bu sayede hareketleri çok daha yumuşak, çok daha akıcı. Hani sanki metal bir yığınından çok daha organik bir varlıkmış gibi hissettiriyor. Tabii evde yaşayacak bir robot için güvenlik her şeyden önemli. Bu konuda da düşünülmüş, mesela sadece 30 kilo ağırlığında. Yani küçük bir çocuk gibi. Olur da devrilirse büyük bir tehlike yaratmıyor. Dış yüzeyi de sert metal değil, yumuşak bir polimer ağdan yapılmış. Elleri ise inanılmaz hassas. Yani bir yumurtayı kırmadan tutabilecek kadar yetenekli. Peki bu kadar anlattık. Bu robot ne işe yarayacak? Vaatler gerçekten de kulağa inanılmaz geliyor. Banyonuzu temizlemekten tutun, bitkilerinizi sulamaya kadar ev işleri. Sadece bu da değil, size kitap okuyabilen, etrafındaki nesneleri tanıyabilen bir arkadaş gibi. Hatta bana mutfaktan bir bardak su getir dediğinizde bunu yapabilen otonom bir yardımcı. Yani tam bir Jetgiller senaryosu, değil mi? Evet, kulağa fazla iyi geliyor. Pazarlama videoları, tanıtımlar, hepsi mükemmel. Ama işte tam bu noktada sormamız gereken bir soru var. Bu işin sırrı ne? Çünkü madalyonun bir de öbür yüzü var ve o yüz bu parlak tablodan biraz farklı. Ve işte geldik zurnanın zırt dediği yere. Neo'nun bu kadar akıllı ve becerikli görünmesinin arkasında aslında bir insan var. Evet, yanlış duymadınız. The Wall Street Journal bu robotu özel bir teste tabi tutmuş ve sonuçlar vaatlerle gerçeklik arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Bakın, buzdolabından bir şişe su alması bir dakikadan uzun sürmüş. 3 tane bardağı ve tabağı makineye yerleştirmesi tam 5 dakika. Hatta tek bir tişörtü katlaması bile 2 dakikayı buluyor. Yani hareketler şu an için epey yavaş ve evet sakar. Kısacası en temel gerçek şu ki Neo en azından şimdilik tam otonom değil. Yani o videolarda gördüğünüz o havalı işleri kendi başına yapmıyor. Peki nasıl yapıyor o zaman? İşte o sır burada ortaya çıkıyor. Teleoperasyon diye bir sistemle. Bu ne demek? Şöyle düşünün. Başka bir yerde, belki dünyanın öbür ucunda bir operatör oturuyor. Önünde bir ekran, elinde kontrolcüler. Ve o operatör, Neo'nun kameralarından sizin evinizin içini görüp, robotu bir video oyun karakteri gibi anlık olarak yönetiyor. Tabii amaç sonsuza kadar böyle devam etmek değil. Sistem aslında bir öğrenme döngüsü üzerine kurulu. Siz Neo'ya bir komut veriyorsunuz. Mesela şu çamaşırları katla diyorsunuz. Robot bu işi nasıl yapacağını bilemediği anda hop uzaktaki insan operatör devreye giriyor ve işi o yapıyor. Bu sırada Neo'nun yapay zekası ne yapıyor? İzliyor. İnsanın her hareketini kaydediyor ve bir sonraki sefere o işi kendi başına yapabilmek için öğreniyor. Yani aslında sizin eviniz dev bir yapay zeka eğitim laboratuvarına dönüşmüş oluyor. Bu neden gerekli diye sorabilirsiniz. Şöyle bir benzetme yapalım. ChatGPT gibi yapay zekalar nasıl öğrendi? İnternetteki milyarlarca sayfa metni okuyarak.
Ama bir robotun bir bardağı nasıl tutacağını, bir kapıyı nasıl açacağını öğrenmesi için metin okumak yetmez. Fiziksel dünyaya dair veriye ihtiyacı var. İşte internette olmayan bu değerli veri sizin evinizde, sizin eşyalarınızla gerçek zamanlı olarak yaratılıyor. Bu durum bir yandan müthiş bir teknolojik ilerleme ama diğer yandan da ciddi soru işaretleri ve riskleri beraberinde getiriyor tabii. Bir anlığına düşünün. Evinizin içinde, sizin en özel alanınızda kameralarla dolaşan bir robot var ve bu robotu tanımadığınız bir yabancı kontrol ediyor. Şirket, yüzleri buzlayacağız, mahremiyeti koruyacağız gibi sözler verse de, ya sistem hacklenirse, ya bu robot evdeki diğer akıllı cihazlara kapı kilitlerinize erişirse, üstelik bu alanda henüz oturmuş hiçbir yasa veya güvenlik standardı da yok. Peki, tüm bu endişeleri, şu anki yavaşlığına rağmen, bu iş nereye gidiyor? Resmin büyüğüne baktığımızda ne görüyoruz? Morgan Stanley'nin bir projeksiyonu var ki duyunca insan bir duraksıyor. Tahminlere göre 2050 yılına geldiğimizde dünya üzerinde tam 1 milyar insansı robot olacak. Evet, 1 milyar. İnanılmaz bir rakam bu. Ama hemen herkesin evinde bir robot olacak diye düşünmeyin. Bu 1 milyar robotun aslan payı, yani neredeyse %90'ı evlerde değil, endüstride olacak. Fabrikalarda, depolarda, lojistikte. Asıl devrim orada yaşanacak. Hal böyle olunca bu devasa robot ordusunun iş gücüne etkisi de kaçınılmaz. Rakamlar gerçekten çarpıcı. Sadece Amerika için yapılan bir araştırmaya göre, inşaat sektöründeki işlerin %70'i, tarım ve ormancılıktaki işlerin ise %67'si otomasyon nedeniyle yüksek risk altında. Şimdi bugünün o yavaş, sakar robotlarına bakıp, gelecek bu mu yani diye burun kıvırmak çok kolay. Ama tam bu noktada size Thomas Edison'un 1880'lerde söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum. Elektriği o kadar ucuzlatacağız ki sadece zenginler mum yakacak. Düşünsenize o dönemde bunu duyan insanlar ne düşünmüştür? Muhtemelen alay etmişlerdir. İşte bu. İçinde bulunduğumuz durumu çok güzel özetliyor. Bundan 150 yıl önce insanların çamaşır makinesi diye bir konsepti aklına bile getiremediğini bir düşünün. Onlar için teknoloji belki de sadece daha iyi bir çamaşır tokmağıydı. Biz de bugün robot yardımcıların her evde olduğu bir dünyayı hayal etmekte zorlanıyor olabiliriz. Belki de bizim de ufkumuz o dönemin insanları kadar sınırlı. Belki de çok değil, birkaç on yıl sonra robot yardımcılar o kadar hayatımızı bir parçası olacak ki onlarsız bir yaşamı hayal bile edemeyeceğiz. Tıpkı bugün internetsiz bir hayatı düşünemediğimiz gibi. Peki, asıl soru şu. O gün geldiğinde, yani bütün o sıkıcı angarya işleri robotlara devrettiğimizde biz insanlar olarak ne yapacağız? O kazandığımız zamanla ne üreteceğiz, neyi keşfedeceğiz? İşte düşünmemiz gereken asıl soru bu.